Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Samsung Galaxy A34 ve A54 cep telefonunun tüm özelliklerine göz atıyorum. Baştan söyleyeyim, bu bir ön inceleme videosu. O yüzden telefonu da çok fazla kullanma imkanım olmadı. Bana teste geldiği zaman bu telefonların detaylı incelemelerini yine YouTube kanalımda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi birçoğunuz biliyorsunuzdur, Samsung'un en fazla satan cep telefonu ailesinden bir tanesi A serisi. Özellikle uygun fiyatlı modeller karşımıza çıkıyor bu seride. Ailenin orta seviye modelleri olarak bilinen ve en çok satan modeller arasında yer alan A33 ve A53 güncellendi ve karşımıza A34 ve A54 olarak çıktılar. Şimdi enteresan bir durum söz konusu arkadaşlar. Samsung Galaxy A34'ün ekranı A54'ten daha büyük. Şimdi 34'te başlıyorum önce. Tasarım anlayışı olarak baktığımızda aslında S serisinde özellikle 22 ve 23 ile başlayan tasarım anlayışı artık A serisine de gelmiş durumda. Şimdi şöyle göstermiş olayım. Kameraya dikkatinizi çekiyorum. Bakın üçlü bir kamera var. Bu doğrudan dolayı Samsung S22 ve S23'te karşımıza çıkan kamera tasarımı. Ön taraftan baktığımızda ise arkadaşlar bizleri oldukça ince bir çerçeve karşılıyor. Tabii ki S serisi kadar ince değil ama oldukça ince olduğunu söyleyebilirim çerçevenin ve dört taraftan da hemen hemen aynı kalınlıkta bir ekran bizleri karşılıyor. Infinity U ekran var. Kamera yukarıda böyle bir damla çentik şeklinde böyle aşağı doğru bir böyle şekil yapacak şekilde bir U harfi şeklinde tasarlanmış. Tam ortada yer alıyor. Yan tarafı çevirdiğimizde ses açma kapama tuşları ve power tuşu bizleri karşılarken alt tarafta karşımıza arkadaşlar tip C bağlantı yuvası, mikrofon delikleri ve hoparlör çıkışları yer alıyor. Üst tarafta ise sim kart yuvası bulunuyor ve bir de mikrofon deliğinin olduğunu söyleyelim. Diğer tarafta herhangi bir şey yok. Arka tarafı az önce göstermiştim ama biraz daha anlatayım. Samsung yazısı var ve 3 tane kameramız var. Ve bu kameraların üstte yakın tarafta bir tane de LED lambamız konumlandırılmış durumda. Yani gördüğünüz gibi telefonun tasarım anlayışı S23 ailesine fazlasıyla benzeyen bir tasarımla bizleri karşılıyor. Biraz da donanım özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 6.6 inçlik Super AMOLED bir ekranımız var. 2340x1080 piksel çözünürlüğümüz var. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneği olduğunu söyleyelim. MediaTek Dimensity 1080 işlemciyle geliyor bu telefon. 120 Hz ekran yenileme hızımız var. Android 13 işletim sistemi One UI 5 ile geliyor. Ve IP67 suya ve toza dayanıklık özelliği olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafında ise 48, 8 ve 5 megapiksel olmak üzere üçlü bir kamera bizleri karşıladığını söylemiştim. 8 megapiksel ultra geniş açı, 5 megapiksel de makro olduğunu söyleyeyim. Ön kameramız 13 megapiksel. Parmak izi okuyucu var. Ekrandan parmak izi okuyucu bu arada. Yan yüzde değil. Bu da güzel bir özellik. Bluetooth 5.2, 5G özelliğinin olduğunu söyleyeyim. 5000 mAh'lik pil, 25 Watt'lık kablolu şarj olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Ve Samsung Galaxy A34'ün tasarımı ve özellikleri de bu şekilde. Şimdi gelelim Samsung A54'ün özelliklerine. Tasarım olarak baktığımızda aslında benzer bir tasarım anlayışı burada da var. Sadece ekranın biraz daha küçük olduğunu hatırlatmak isterim. Gördüğünüz gibi kamera tarafı birebir çok benziyor S23 ailesine. A54'ün 34'ten önemli bir farkı Infinity O ekrana sahip olması. İkisinin arasındaki fark şu, öndeki bu kamera burada bir delik şeklinde yine orta kısımda yer alıyor ve üst çerçeve bir bağlantısı yok. 34'te bir bağlantısı vardı. Öyle bir fark olduğunu söyleyelim. Bunun dışında çerçeve inceliği falan aynı. A54'ün 34'te herhangi bir farkı yok bu manada. Yan taraftaki bu ses açma kapama tuşu ve benzer şekilde güç tuşu da aynı şekilde konumlandırılmış. Alt kısımda da yine benzer şekilde mikrofon delikleri, hoparlör delikleri ve ek olarak tip C bağlantı yuvası var. Üst tarafta bir tane mikrofon deliğimizin olduğunu söyleyelim ve sim kart yuvası var. Sol tarafta bir şey yok. Arka taraf yine az önce gösterdim ekranda sizlere. Üçlü kameramız var, LED lambamız var ve Samsung yazısının olduğunu söyleyelim. Arka tarafta böyle güzel bir tasarıma sahip. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi A54'ün teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. 6.4 inçlik Super AMOLED bir ekranımız var. 2340x1080 piksel. 8 GB RAM'imiz olduğunu söyleyelim. 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğimiz bulunuyor. Exynos 1380 işlemcimiz var. 120 Hz'lik ekran yenileme hızımız bu modelde de var. Android 13 One UI 5.0 var. IP67 suya ve toza dayanıklık özelliği olduğunu söyleyelim. 50 megapiksel ana kameramıza 12 megapiksel ultra geniş açı ve 5 megapiksel makro kamera eşlik ediyor. 32 megapiksellik bir ön kameramız var. Ekrandan parmak izi okuyucumuz var. Bluetooth 5.2. 5G özelliğinin olduğunu söyleyeyim. 5000 mAh'lik pil ve 25 Watt'lık hızlı şarjın da bu modelde olduğunu söyleyelim. Her iki modelde ülkemizde satışa sunulacak arkadaşlar. Bu videoyu çektiğim tarihte henüz fiyat belli olmamıştı ön inceleme olduğu için ama benim kişisel tahminim A34'ün 8-10 bin TL civarında olacağını, A54'ün de 10-12 bin TL civarında satılacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ama tabii bunlar benim kişisel fikrim. Muhtemelen bu video yayınlandığında fiyatlar belli olacağı için açıklama kısmına o fiyatları not olarak yazarım arkadaşlar. Bu telefonlar elime ulaştığı takdirde detaylı bir inceleme videosu da yine YouTube kanalımda sizlerle buluşacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Abone olarak bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda beni sosyal
sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Ek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.